режима прекращения огня в Сирийской Арабской Республике, ссылаясь на меморандум о создании зон деэскалации от 4 мая 2017 года и меморандум о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб от 17 сентября 2018 года, подтверждая приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, отмечая решимость бороться со всеми проявлениями терроризма и уничтожить все террористические группировки, которые признал таковыми Совет Безопасности ООН, и соглашаясь при этом, что угроза гражданским лицам и инфраструктуре не может быть оправдана какими-либо предлогами. Подчеркивая, что сирийский конфликт не имеет военного решения и должен быть урегулирован в результате политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН, в соответствии с резолюцией 2254. Evet, şu anda Lavrov'un konuşmasının Türkçe çevirisi bize ulaşmıyor. O yüzden birkaç cümlede kurmak gerekiyor. En flash bilgi, bakın ekranda da yazılı, İdlib'de resmen taraflar arasında ateşkes sağlandı. Bu gece yarısından itibaren ateşkes yürürlüğe giriyor. 00.01 itibariyle İdlib'de ateşkes sağlandı. Moskova'daki Putin-Erdoğan zirvesinin en somut sonucu da işte bu. Türkiye durduğu yeri muhafaza ediyor. Öncelikle Cenevre'ye ve daha önceki mutabakatlara da dikkat çekiyor ama Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet durdum. Второе. Создать коридор безопасности шириной 6 километров к северу. İlk olarak 6 Mart tarihi itibariyle gece 12'den itibaren ateşkesin sağlanması sonrasında bu süreçte bir koridorun oluşturulması savunma bakanlıkları çerçevesinde Türkiye ve Rusya arasında karara bağlanacak mı, müzakere edilecek savunma bakanlıkları arasında önümüzdeki 7 gün içerisinde. Дополнительный протокол вступает в силу с момента подписания. Совершено в Москве 5 марта 2020 года в трех экземплярах. İlaveten bir protokol gerçekleştirilecek ve bu faal olacak. İmzalanmasından Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Suriye Arap Cumhuriyeti'ndeki ateşkes rejiminin uygulanmasının garantörleri olarak Suriye Arap Cumhuriyeti'nde gerginliği azaltma bölgeleri oluşturulmasına ilişkin 4 Mayıs 2017 tarihli muhtıra ve İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki durumun istikrarlaştırılmasına ilişkin 17 Eylül 2018 tarihli muhtırayı hatırda tutarak Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne olan kuvvetli taahhütlerini yineleyerek terörizmin tüm tezahürleriyle mücadeleyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından terörist olarak tanımlanan tüm grupların ortadan kaldırılması yönündeki kararlılıklarını yinelerken sivillerin ve sivil altyapının hedef alınmasının hiçbir şekilde mazur görülmeyeceğini kabul ederek Suriye İtilafı'nın askeri çözümünün olamayacağının ve itilafın yalnızca Suriyelilerin öncülüğünde ve sahipliğinde Birleşmiş Milletler'in kolaylaştırıcılığında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararıyla uyumlu siyasi süreç yoluyla sona erdirilebileceğinin altını çizerek insani krizin daha da kötüleşmesinin önlenmesinin sivillerin korunmasının ihtiyaç sahibi tüm Suriyelilere ön koşulsuz ve ayrım gözetmeksizin koruma ve insani yardım sağlanmasının keza ülke içinden yerinden edilmelerin önlenmesiyle mültecilerin ve ülke içinde yerinden edilen kişilerin güvenli ve gönüllü olarak Suriye'deki asıl ikamet yerlerine geri dönüşlerinin kolaylaştırılmasının önemini vurgulayarak aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır. 1. İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler 6 Mart 2020 tarihinde saat 00.01'den itibaren durdurulacaktır. 2. M4 karayolunun kuzeyinde 6 kilometre ve güneyinde 6 kilometre derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecektir. Güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esas ve usuller Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Savunma Bakanlıkları arasında 7 gün içinde
kararlaştırılacaktır. 3. Türk-Rus ortak devriyeleri 15 Mart 2020 tarihinde M4 karayolunun Turumba'dan Aynel Havra'ya kadar olan kesimi boyunca başlatılacaktır. İş bu protokol imzalandığı anda yürürlüğe girer. Türkçe, Rusça ve İngilizce 3 örnek olarak ve eşit yasal geçerliliği olacak şekilde 5 Mart 2020 tarihinde Moskova'da imzalanmıştır. Evet, tarihi bir akşam, olağanüstü bir gece dedik Moskova'dan yansıyanlar. Az önce Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı. İşte Lavrov'la Cumhurbaşkanı Erdoğan selamlaşıyor. Bir yerde vedalaşıyor. Birazdan bitecek. Ve Mevlüt Çavuşoğlu şu anda tercüme için Cumhurbaşkanı'nın yanında Lavrov'la birlikte. Hemen söyleyeyim. Bu gece yarısından itibaren İdlib ve çevresinde gerginliği azaltma bölgesinde tüm askeri faaliyetler durduruldu dedi Mevlüt Çavuşoğlu mutabakatı açıklarken. M4 şu